Bitlis Umut Kervanı olarak yüzlerce aileye gıda yardımında bulunduk. Bazı ailelere de nakdi yardımda bulunduk. Tabii isterdi gönül isterdi ki daha fazla aileye yardımda bulunalım. Özellikle şu anki ekonomik sıkıntı içerisinde olan vatandaşları gördüğümüz için daha da bir yardım talebinde bulunan insanları da insanlar olduğu için daha çok aileye ulaşmak isterdik. Bu da tabii imkanı olan insanların yapacakları hayır ve hasenatlara bağlıdır. Bizler de özellikle durumu iyi olan esnaf olsun veya dışarıdaki zengin insanlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun, onlardan bize destek vermelerini ve bizim de aralarında zenginle fakir arasında köprü olma vesilesi yaşamak istiyoruz. Onlara yardım götürmek istiyoruz bu vesileyle. Gerçekten bizler ailelere gittiğimiz zaman ihtiyaç sahibi ailelere sadece gıda değil, evet belli bir düzeyde biz gıda yardımı yapabiliyoruz. Ama insanların ihtiyacı sadece gıda değil. Bazı insanların gerçekten evlerine gittiğimiz zaman evleri harap haldedir. Özellikle bazı insanların ev ihtiyacı vardır. Bizler yani yardım umut kervanı olarak dolaştığımız zaman gerçekten muhtaç ailelerin olduğunun farkına varıyoruz. Bazen insan diyor acaba şu an bu dünya bu şartlarda muhtaç aile var mı? Bazı insan diyor yoktur kesin yoktur ama insan gerçekten dolaştığı zaman, fakir aileler araştırdığı zaman ihtiyaç sahiplerinin olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala ayet-i kerimede belirttiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, diyor sen onları hayalarından dolayı, onlar dışarı çıkmazsa sen onları yüzlerinden tanırsın diyor. Gerçekten de öyle. Fakir insanlar hayalarından dolayı piyasaya çıkıp yardım istemiyorlar. İşte biz de bu vesileyle bu tür insanları araştırarak bulmaya çalışıyoruz ve onlara yardım götürmeye çalışıyoruz. Bizler de gücümüz nispetinde hayır sahiplerinin verdiği yardımlar nispetinde biz de yardım götürmeye çalışıyoruz. Bizler de hayır sahiplerinden yardım yapmaları, arada bizimle köprü olma vesilesiyle yardım yapmalarını istiyoruz. Gerçekten fakir aileler vardır. Eğer hayır sahipleri bize ulaşmak isterlerse, bizler gerçekten yakıt ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Dedi ki evleri harap şekildedir. Yani ısınma sıkıntısı yaşarlar bu insanlar. Hani evler bu eğer yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız olursa biz arada köprü olmaya çalışacağız inşallah.